Desibel organizasyonun sahibi Bahri Aydoğan bugün saat 13'te basın anıtının önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamalarında alan başkanlığının kişi ve kurumlara göre ayrımcılık yaptığının altını çizen Aydoğan şunları söyledi. Desibel organizasyon olarak 2015 yılında Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali yapmayı planladık. 2018 yılında da alan çalışması yaparak Göreme Belediyesi'nden yer talebinde bulunduk. Yapılacak olan çalışmanın hem istihdam anlamında hem bölgenin turizm gelir kaynağına katkıda bulunabilecek bir çalışma olması hakkında hemfikir olundu. Göreme Belediye Başkanı Sayın Ömer Eren, yapacağımız organizasyon çerçevesinde bize gerekli olan alanı Göreme Belediyesi içerisinde uygun olan alanı belirleyerek belgeli bir şekilde temin etti. Daha sonrasında belge Kültür Müdürlüğü'ne gönderildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü belgeyi valilik ve Nevşehir Alan Başkanlığı'na sevk etti. Problemler bundan sonra başladı. Alan Başkanlığı kişi ve kurumlara göre ayrımcılık mı yapıyor? Asıl sorumuz burada. Türkiye'nin en büyük festivali zaman geçirilerek engellendi. Bütçesi tam 24.8 milyon Türk lirası olan festival, dünyanın gözdesi bölgemizde 60 gün boyunca sürecek, yüz binlerce belki milyonlarca kişiyi ağırlayacak, ünlü sanatçılar ve DJ'lerle yapılacak organizasyon neden cazip gelmedi? Bölgemizin yerli ve yabancı turiste ihtiyacı yok mu? Şunu da eklemek istiyorum. Nevşehir Alan Başkanlığı Kurulu'na verdiğimiz belgeler, planlar, video ve 3 boyutlu görseller Sayın Valimiz İnci Sezer Bezel Hanım'a doğru bir şekilde iletilmedi mi?